parayı kazanmak için kültür lazım değil ama parayı harcamak için kültür lazım. Ne diyor? Pehlivan, pehlivan, üste çıktım diye sevinme, alta düştüm diye yerinme. Bütün hayat böyle, yatırım dünyası da böyle. Üste çıktım diye sevinmeyeceksin, alta düştüm diye yerinmeyeceksin. Önce görmezden gelirler yeni bir şey yaptığında. Sonra gülerler, dalga geçerler. Sonra itiraz ederler. Sonra seninle kavga edip seni yok etmeye çalışırlar. Sonra diyor Gandhi, sen kazanırsın. Herkese merhabalar. Yatırım Finansman YouTube kanalında Hayata Değer Katanlar programının 6. bölümüyle birlikteyiz. Bir önceki bölümde Coşkun Aral'la birlikteydik. Doğaya değer katan bir isim, savaş muhabirine, gazeteciliğe, fotoğrafçılığa değer katan bir isimle buluşmuştuk. Önceki bölümü YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. Bu bölümümüzde sanata değer katan bir isimle birlikteyiz. Sevgili Müfitcan Saçıntı, hoş geldiniz. Hoş bulduk, gerçekten hoş bulduk. Klişe olarak değil. Bu başlık altında davet etmeniz için çok teşekkür ediyorum. Hayata değer katan. İşte İnşallah bir... öyledir. İnşallah öyle mi bakacağız diyorsun şimdi. Evet. Tabii sizi... Teşekkür ediyorum önce ince düşüncenize. Estağfurullah efendim. Şimdi yazdığınız filmler, diziler, senaryolar, oyunculuğunuz hakikaten sanat dünyasında bizim için o güler yüz muhabbet bizi o sıcaklığınızda yakaladınız. Hatta İnşallah. Bir dedi mi şu mandıra filozofu o zaten üzerinize yapıştı. Şimdi hayat hikayenize gelip hayata kattığınız değerlerle devam edeceğiz. Yatırım Finansman, Türkiye'nin ilk aracı kurumu. Biraz yatırıma, biraz belki parayla ilişkinize de ufak ufak girip çıkmaya çalışacağız. Evet. Öncelikle ilk kazançla başlayalım. Üfitcan Saçıntı'nın ilk kazancı neydi? Hatırlıyor mu? Nasıl para kazanmaya başladı? Hatırlıyorum. Başladım? Yani belki benim açıklayamadığım, psikanalistlerin açıklayabileceği bir takıntım vardı daha ilkokul çağlarında. Ayakkabı boyacılarına ve ayakkabı boyama işlemine bayılıyordum. Evet. Saatlerce seyrediyordum onların tepesine durup. Rahatsız oluyorlardı, beni kovuyorlardı. Bir tur atıp yine geliyordum. Niye bilmiyorum gerçekten. Hı. Hani Hı. Neden bilmiyorum. Sonra ben bu duygumu tatmin edeyim diye babam bir sandık yaptırdı evde. Al oğlum evde boya da işte tatmin ol diye. Gitsin yani. Evdekilerini boyadıkça böyle kendime bir güvenim geldi. Ben bu işi yapabiliyorum falan. Sonra tutturdum ben bunu dışarıda yapacağım, para kazanacağım diye. İlkokul 3 ya da 4. sınıfım yani 9-10 yaşlarındayım. Babam astsubay, lojmanlardayız. Ben sandığı sırtlandım dedim ben gideceğim para kazanacağım, ayakkabı boyayacağım falan. Annem de yalvarıyor bana. Diyor ki yapma evladım bizi rezil edeceksin, oğlunu çalıştırıyor diyecekler, şöyle diyecekler, böyle diyecekler. Yok diyorum o yaşta gücü yetmedi annemin bana. Zorla gittim ayakkabı boyacılığı yaptım. Para da kazandım. Para kazandık. Evet yani. Sonra o parayı kazanacağım ne yapacağımı bilemedim çünkü amacım para kazanmak değildi yani. Hı. Ayakkabı boyamak insanları mutlu etmekti. Para da verdiler üstüne. Halbuki ama benim hobimdi. Ekmek hikayesi var evet, galiba değil işte, mi? Evet işte. Hayır ne yapacağımı bilemedim. Kazandım çünkü amaç para olmayınca. Parayı da bulunca insan ne yapacağını şaşırıyor. Hani para dediğim o yaşta onun... parayı bulunca ne, hani var ya parayı buldun evet, ne yapacağını evet. Şaşırdı. Siz bayağı erken yaşamıştınız. Ama şöyle bir şey. Ben yine bir konuşmamda söylemiştim. Çok sevildi. Değil mi ki yani parayı kazanmak için kültür lazım değil ama parayı harcamak için kültür lazım. Hep de böyle annemin dualarından falan da hatırladım. Şu oğlumun büyüyüp de eve ekmek getirdiğini görür müyüm acaba diye. Pek çok anne söylerdi. Aynen. Hala söylüyordur tabii. Belki. O geldi aklıma anam eve annem görsün benim eve ekmek getirdiğimi. Gittim ekmek aldım. Ve para da arttı daha ne yapacağım. Yani ekmeği aldık sembolik. Allah Allah sembolik ama çocuk kafasıyla onu sembolik diye düşünmüyorsun. Anne diyor ki eve ekmek getirdiği günleri görebilir miyim acaba? Daha 10 yaşında göstereyim dedim anneciğime. Bayağı erken. Harika. Rahatlasın diye. Sonra para arttı. Allah Allah ne yapacağız ne yapacağız? Para işte ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hmm. O zaman yatırım şirketleri de yok ki. O zaman yatırım finansman. 10 lirayı yatırsak. Evet. Sene yani 79 falan çocuk da yılı. Hmm. Çocuk yılıydı. UNESCO'nun ya da UNICEF'in ilan ettiği. Sonra ne yapayım? Annem dutu çok severdi. Emekli olunca filan bahçemizde bir dut ağacı olsa diye.
Dedim dut ağacalamaydı ama dut alayım diye. Dut aldım gittim bir kilo mu. Öyle bir şey. Onu da böyle bir naylon torbaya koydular. Sallarken böyle dutun bekmediğini çıkartmışım yani. Dut suyu olarak eve getirdim. İlk kazancım odur yani. Harika. Sonra peki, şimdi bu ilk kazanç, parayı nereye harcayacağını bilemem ama. 10 lira. 10 lira ama ekmek parası orada akıllarda kalmış. Sonra tabii biraz daha büyüyünce muhtemelen yatırımlar, artık yatırım tarafına doğru geçiyoruz. Böyle Üfitcan Saçıntı'nın yatırımla ilgili, yatırım deyince aklına ne geliyor? Nereye yatırım yaptı? Böyle bir yatırım hikayesi var mı acaba? Genelde ben hep sanatçılarla konuştuğumda, yarış bizde öyle şeyler pek olmuyor. Biz başarısız diyorlar ama belki sizde güzel bizim, hikaye vardır. Bizim ters köşeye yatırım oluyor. Ters köşeye yatıyoruz. Ya da yatırım yaptığımız yerin altına yatır çıkıyor. Çok açıkçası şimdi uzaktan bakanlar bizim sektörde, evet, çok büyük paralar olduğunu düşünüyorlar ama sonuçta biz çalışanız, büyük paralar var ama sürekli ve sürdürülebilir değil. Bu biraz ıskalanıyor. İşte bölüm başı çalışıyoruz diyelim, bir dizi için çalışıyorsak. Bir filmde diyelim bir para alıyoruz, duyanlar vay ne kadar büyük para diyorlar ama onun şimdi senede kaç film çekebilirsin? Yani 2 senede bir film çekiyorsan şanslısın. Onları da aylara böldüğümüzde bir asgari ücret ya tutuyor ya tutmuyor. Ama yine de zaman zaman yani bu işlerden servet kazanma ihtimali diyorum. Yok mu? Var ama piyangodan kazanma ihtimali kadar. Ama zaman zaman birilerimize piyango başvuruyor ya da beklentimizden yüksek paralar kazandığımızda bir birikim yapıyoruz. Ben yine hayatta tek borçsuz dönemim ve hayatta en mutlu olduğum dönem. Bence bu sistemde insanların mutluluğu borçsuz oldukları dönem. Yani bir aktif yatırım içinde değilseler. Hani yoksa hani bir aktif yatırım yaparken borçlanılabilir. Ama sıradan vatandaşların, benim gibi vatandaşların en mutlu dönem borçsuz olduğu dönem. Var mı hiç? Allah var aşkına işte ya hiç borçsuz dönemimiz var mı? Ha işte hepimizin şeyde, bir borcu var. Hep bir borç ödeme peşindeyiz. 80'leri dizisini çekerken hayatımda ilk defa borçsuz olduğum bir dönem. Allah'ım çok mutluyum ya. Ya çok mutluyum ya. Niye mutluyum? Abi borçsuzum ya. Borçsuzum. Bu sefer de tam Türk filmlerindeki psikolojiye girdim. Allah'ım çok mutluyum ve çok korkuyorum mutluluğum bozulacak diye. Bir yerden bana kredi verecekler falan diye. O ara hatta çok benim güldün, hala çok evim yok. Bana çalıştığımız banka kredi vermek istedi. Ben korktum, dedim ki ya ben çok mutluyum, kredi falan almak istemiyorum. Evimde olmasın diye. Sonra ne yaptık o parayı? Ne yaptık? Yedik. Gittik. Yok ya keşke yeseydik, bilmiyorum. Film çektim. İlk yine defa işinize yatırdınız ama. Yaşamak güzel şey. Yani sinemadan kazandığımızı sinemaya yatırdık. Ama dediğim gibi ters köşeye yatırmışız. Büyük hayallerle. Yaşamak güzel şey filminin yapımcılığını ben yaptım. Büyük hayallerle. Oradan işte buraya yatırdık. Güzel paralar gelir. Senede işte bir film çekerken 2 film çekeriz, 3 film çekeriz. Böyle böyle devam ederiz derken dediğim gibi battık. Olabilir. Bütün birikimimizi de batırdık. Onunla da ilgili hemen size bir şey söyleyeyim. Dedim ki tabii ki çok kötü oldum ilk defa batınca. Bir tecrübe ama o an bunu böyle düşünmüyorsun. O zaman insan bunun farkında olamıyor, buna sevinemiyor. Yaşasın özel ders aldım, bir diplomam daha oldu falan diyemiyor. Çok üzüldüm tabii. Çok kötü günler yaşadım. Tam o arada efsane isim Ferdi Eğilmez, Ertem Eğilmez'in oğlu. Bütün Hababam sınıfların, Gülen, evet, Gözlerin falan efsane isim Ertem Eğilmez. Oğlu Ferdi Eğilmez benimle tanışmak istemiş. Bir ortak arkadaşımız aracılığıyla tanıştık. Bana dedi ki, ne oldu dedi ya, yaşamak güzel şey dedi. Dedim ki, film battı abi dedim. Evladım dedi, film batmaz dedi, yapımcı batar dedi. Evet. Sen dedi, battınsa yarın yine çıkarsın, orada aslan gibi bir filmin var dedi. Bu bana bir iyi geldi, bir iyi geldi. Hakikaten de çok iyi geldi. Hakikaten bütün yatırım konusunda da, hani ben bizim alandan örnek veriyorum ama sizin alanda da bence insanlara örnek olması gerekiyor. Yani insan batıyor ama yaptığı şey batmıyor.
Orada duruyor. Çünkü insan batıyorsa da yeter ki sağlığımız yerinde olsun, çıkıyoruz. Ve sabrımız, inancımız, iyimserliğimiz yerinde olsun, battığımız yerden çıkıyoruz. Yine Anadolu'da bir laf vardı da, yiğit düştüğü yerden kalkar diye. Evet. Düştüğümüz yerden kalkıyoruz hakikaten. İkincisi, bizim ikinci filmde söylediğimiz bir şey vardı. Yani bir boksör yere düşünce kaybetmez, ayağa kalkamazsa kaybeder. Hı. Yine Anadolu tabiri de şey diyor işte, yiğit düştüğü yerden kalkar. Burada mı düştün, burada mı battın, buradan kalkacaksın. Biz de hakikaten bu psikolojik desteklerle toparladık kendimizi. Günler geçti, biz battığımız yerden çıktık, düştüğümüz yerden kalktık. Hakikaten orada aslan gibi bir filmim duruyor, batmamış. IMDb'de en yüksek puanlı filmim. Çok insanların yani hayatına etki ettiğini duyuyorum gelen mesajlardan. Artı şöyle bir şey olacak. Türkiye sinemasında, Türk sinemasında ilk defa yeniden çevrimi olacak yurt dışında. Bunu dizilerimizin oldu. Hintliler istedi Yaşamak Güzel şeyi. Battım dediğim, mahvoldum dediğim yıllar filmi sonra Türk sinema tarihine geçecek. Hintliler yeniden çevrimini istedi. Orada bir festivale yollamıştık. Hı hı. Yani daha önce dizilerimiz çekildi ama Yaşamak Güzel şeyin Hint versiyonunu çekmek istiyorlar. Anlaştık, imza aşamasına geldik. Pandemi patladı. Biraz şanssız gittik ama olacak inşallah. Bu işte, işte oradan oraya. Yani biraz uzatıyorum ama yine hayat biraz şeye benziyor. Bu bizim Kırkpınar meydan güreşlerindeki cazgırların söylemine. Ne diyor? Pehlivan, pehlivan, üste çıktım diye sevinme, alta düştüm diye yerinme. Bütün hayat böyle, yatırım dünyası da böyle. Üste çıktım diye sevinmeyeceksin, alta düştüm diye yerinmeyeceksin. Aynen. Doğru mu yatırım alanında? Kesinlikle harika. De. Yani ben işte piyasayı çok iyi biliyorum. Ben bu borsayı çok iyi biliyorum. Bütün hisse senetlerinin hakimiyim. Ben piyasayı yenerim dediğinizde belki kaybetmeye doğru gidiyorsunuz. Ya ben battım, hayatta benden adam olmaz. Ben bu bütün paraları batırdım. Eyvah deyip bütün morali bozup hayata küsmek de olmaz. Dediğiniz gibi ders alıp ama dersleri evet. de alarak... yola devam etmek lazım. Şimdi Üfitcan Saçıntı aslında tabii biz onu sanata değer katanlar başlığıyla aldık ama bir meslektaşlık da var. Yani bir gazetecilikten yola çıkarak evet. değil mi bu taraflara doğru. Nasıl o hikaye? Ben böyle olayların içerisinde de bir gazeteci var anladığım kadarıyla. İstanbul Üniversitesi aynı üniversitedeniz değil mi? Şimdi şöyle evet İstanbul Üniversitesi basın yayın yüksek okuluydu. Biz okurken iletişim fakültesine döndü. Evet. Benim mesela biz basın fotoğrafçılığı dersi benim yönetmenliğimi çok etkilemiştir. Gazetecilik de bütün yaptığım sanatsal faaliyetlerde. Çünkü basın fotoğrafçılığı yani fotoğrafın işlevini de anlatıyor. Ama bir fotoğraf kursuna gittiğinde sadece estetik boyutunu anlatıyor. Ama biz sinemada sadece estetik değil, bir hikaye anlatırken estetiği kullanıyoruz. O gerçekliği evet, de evet. Onu tabii ki basın yayın ve orada aldığımız pek çok ders hayatı kavramamızda neden da yardımcı. Neden devam etmedi abi? Onu anlatsana. Şöyle ben aslında bir olay var ben galiba. Tiyatrocu olmak istiyordum. Yani lise sona kadar. Konservatuar sınavlarına hazırlanırken bunu çok anlattım. Bir kere de size özet geçeyim. Hazırlanırken bir arkadaşım dedi ki hiç boşuna dedi. Hazırlanma, seni konservatuara almazlar dedi. Niye dedim? Yeteneksiz miyim? Hayır, yeteneksiz değilsin ama pelteksin dedi. Peltekleri konservatuara almazlar çünkü peltekten oyuncu olmaz dediler. Hakikaten bunu fark ettim ve sınava girmedim bile. Ama bunu özellikle anlatmaya çalışıyorum ısrarla. Çünkü sen pelteksin, senden oyuncu olmaz denen çocuk 30-35 yıl sonra Türkiye'de ve kısmen de dünyada oyuncu olarak tanınır. Bunu anlatıyorum ki övünmek için değil. Burada gençlere acaba bir faydamız olabilir mi diye vazgeçmesinler hayallerinden. Denemeden vazgeçmesinler. En azından başkasının lafıyla vazgeçmesinler diye özellikle anlatıyorum harika. Bunu. Vazgeçmiştim. Basın yayın nereden çıktı? Dedim ya şuna da benzetiyorum. Ya ben tiyatroya aşıktım. Aşkımız bize yüz vermeyince ne yapacağız?
gerçek seven hemen pes eder mi yani? Hı. Hemen pes etmedik. Ona yakın olmak için ne yaparsın? Ya kardeşiyle yakın olmaya çalışırsın. ya arkadaşıyla falan ki onu göreyim diye. Biz de yani tiyatroya, sanata en yakın ne olur? İletişim alanı, basın yayın o zaman, radyo, televizyon, gazetecilik. O alandı, basın yayına girdim. Ama o zaman da yine Kartal Sanat İşte diye bir tiyatro açılıyordu İsmail Işıksoy öncülüğünde. Onlar tiyatronun inşaatını yaparken ben de gittim yine çok seviyorum diye. Amelilik yapamam ama ayak işlerine de bakayım dedim. Yani amelilik yapamam derken o da bir beceri, o da bir yetenek. Yok o beceri diye. Sonra ayak işlerine bakmak için girmiştim. Rol verdiler Türk filmlerindeki gibi. Oradan ilk yevmiyemizi de aldık. Ayakkabı boyacılığından sonra bir de dedemin asıl kahvesinde. Asıl meslekle ilgili. İlk yani sanat alanıyla ilgili ilk zarfı Kartal Sanat İşleri Tiyatrosu'nda Godo Geldi oyununda oyunculuktan aldım. Şeyde evet. Bu fotoğrafçılıktan ya da basın tarafından vazgeçmeniz de galiba İstanbul Üniversitesi'nde bir gösteri sırasında evet, mı oldu? Evet, evet. Aa, o da güzel hikaye ama onu da bir anlatayım. Onu bir iki onu da anlatırım. Şöyle çalışırken tabii ki bir taraftan orta halli bir ailenin çocuğuyuz. Tabii ki babamız, annemiz çok destek oldu ama biz de çalışırsak iyi olur diye okurken çalışmaya başladık. Hı hı. Şimdi önce şeyi anlatayım. Müzik dergisinde de enteresan anekdotlarımız var. Orada eskiden bu şimdi sonsuz, herkes sonsuz fotoğraf çekebiliyor. Evet. Beğendiğini, beğenmediğini. Eskiden bir makarada 36 hakkımız vardı. Tabii. Profesyonel foto muhabiri olsam bile sana bir makara vermiyorlar. Yani 36 kare. Şu an bir selfie de ay iyi çektim, kötü çektim diye 136 taneyi bir kere de harcıyoruz. Evet. Müzik dergisinde çalışıyordum. Rahmetli oldu galiba. Oktay amcamız vardı, emekli albay. Ondan bir röportaja gitmeden önce gidip kare istiyorduk. 36 kare de değil. Çünkü mesela birine 36 kare verdi. Diyelim ki 14'ünü kullandı. 22'si arttı ya. O banyo ediliyordu. 22'si Oktay amcaya teslim ediliyor. Kare kare veriliyordu filmler. Ben de röportaja gideceğim zaman müzik dergisinde Oktay amcadan film almak zorundaydım. Şöyle diyaloglar geçiyordu aramızda. Diyor ki işte Oktay amca merhaba. Röportaja gideceğim. Film lazım. Kime gideceksin? Diyorum ki Orhan Gencebay. Ha, o ağır adamdır. Böyle durur. Ona çok kare gerekmez. Sana 12 kare vereyim. Git çek gel. 12 kare veriyor. Ondan sonra gidiyoruz. 12 kare çekiyordu Orhan Gencebay fotoğrafı. Bir başka röportaja gideceğiz. Orhan amca işte röportaja gideceğim. Film lazım. Kime gideceksin evladım? Diyorum ki Seyyal Tener'e. Ha, o fıkır fıkır kıpır kıpır kadın. Yerinde duramaz diyor. Bir orada poz verir. Bu burada poz. Sana diyor en az diyor 48 kare lazım diyor. 48 kare veriyor. Öyle öyle biz fotoğraf çektik. Öyle muhabirlik. Ama benden gazeteci olmaz fikri ne şöyle ulaştım. Bizim tabii ki okullarımızda çok değerli hocalarımız bunun saygın bir meslek olduğu, objektifliğimizi korumamız, duygularımızı habere karıştırmamamız gerektiğini anlattı. Senin görüşlerine uygun olmasa da karşı görüşe söz vermelisin filan diye. Biz de o arada tabii ki üniversite çağında yurtsever gençler olarak, yurdumuzun güzelliğini isteyen gençler olarak bir takım düşünceler içindeyiz. Kan kaynıyor, gençlik var. Tabii yurdumuzu çok seviyoruz ve daha iyi olsun istiyoruz. Gösteriler, eylemler yapılıyor. Ben de o arada bir dergide gazeteciyim. Bir İstanbul Üniversitesi'nin önünde beyaz meydanında bir eylem haberi geldi. Eylem yapılıyor. Eyleme git, fotoğraflarını çek. O zamanın eylemleri de diyorum ki tam bana göre oturma eylemi. Gidiyorsun oturuyorsun yani. Meydanda oturuyorsun. Öyle eylemler vardı. Şimdi gençler nasıl ya oturma. Abi en sevdiğim eylem türü. Oturarak. Bir de bunun yeter akı çıksa hep eylem içinde olacağım. Evet. Neyse gittik böyle fotoğraf çekmeye. Ben muhabirim. Orada ama orada oturanların büyük bir kısmı da bizzat arkadaşım. Abi onlar oturuyorlar işte. O zaman da ya böyle yemek zamlarını mı protesto ediyorlar üniversite? Bir şey yani. Çok da insani, basit bir şey protesto ediliyor oturarak.
Abi polis müdahale etti. Hı. Kalkın filan. Bizimkiler kalkmayız dedi. Polis işte son ihtiyarımız. Müdahale edeceğiz. Bizimkiler oturuyor kalkmıyor. Polis tüh. Ya Allah cama tükürüp geçirdi. Allah'ım ya Rabbim dövüyorlar falan. Ben fotoğraf çekmek zorundayım. Ulan arkadaşım ama yani. Bir çek, iki çek, üç çek. Bizim arkadaşa kalktı işte omuda omuda falan. Allah'ım ya Rabbim çekiyorum kol durmuyor. Aynen. Ben de başladım omuda omuda falan. Polis birden ne oluyor lan gazeteci de falan şey yapıyor diye. Polisin birisi de bana böyle doğru yöneldi. Ben de böyle bir taraftan çekiyorum. Bir taraftan omuz omuza. Şimdi yaptık ama sonra ben o gün karar verdim. Hmm. Benden gazeteci olmaz. Hmm. Niye? Duygularımı mesleğe karıştırıyor. Hmm. Bunu yapmamak lazım. O mesleğin saygınlığını koruma adına da yapmamak lazım. Dedim ki işte hocalarımızın öğrettiği üzere benden gazeteci olmaz çünkü duygularımı karıştırıyorum diye ben gazeteciliği bıraktık. Asıl tarafa, asıl sevgiye dönelim dediniz. Evet. Şimdi böyle iyi ki yaptım dediğiniz Hüccan Saçıntı'nın hayatında iyi ki ya burada oldum, iyi ki bu işi yaptım, iyi ki bu projede yer aldım. Ya bu benim hayatımda gerçekten çok güzel bir şey, bir olaydı, bir projeydi dediğiniz var mı? Filmi anladım, o film haricinde. Evet. Ya ben bir anlamda da çok şanslıymışım ve bana rağmen şanslıymışım diye düşünüyorum. Dönüp baktığımda gerçekten baktığımda ben pek çok proje, yani insanın hayatına, bir hayatımız var. Buna herhangi bir değer katmak sizin başınıza yeter. İnsanın huzurlu ölmesine yeter bence. Çok şükür şunu yaptım demesi. Hı hı. Ben dönüp baktığımda mesleğimle ilgili mesela ya olacak o kadar gibi bir efsanede çalıştım. Daha 22 yaşında Levent Kırca gibi bir efsaneyle çalıştım. Ve orada çok huzurlu. Sadece daha 22 yaşınızda. 68'liyim. 90 yılında evet 22 yaşında olacak o kadarın yazar kadrosunda çalışmaya başladım. Çok mutlu olduğum dönemdir. Hem tecrübe kısmı önemli hem de Levent Kırca tamam kamera önünde komik ama kamera arkasını anlatamam. Böyle yazarlık toplantısı yapıyorduk, skeç toplantısı. Hmm. O bize sipariş veriyordu. Şöyle bir şey yazın, böyle bir şey yazın. Ya o anlatırken daha abi yeter kasıklarım ağrıdı anlatma falan diye yalvardığımı hatırlıyorum ve kaç kere. Hmm. O kadar komikti, bizi güldürdü ve yani hem abimiz hem babamız hem ustamız. Ve onun yarattığı ortam da çok güzeldi. Olacak o kadar seti. Gerçekten hani klişedir aile gibiydi. Orada gerçekten aile gibiydik. İyi ki olacak o kadar da çalıştım. Sonra Aran Adam diye bir program yaptım. Çok kendimizi... Evet 96 yılında. Çok övünmeyi sevmiyorum ama... diyorlar ki bazıları hem Türkiye mizahında hem dünya mizahında... Bugün hani yeni sanılan pek çok şeyin ilkini, öncülüğünü 96 senesinde yaptık. Şu an henüz tarihçiler tam yazmadı ama bir gün yazacak inşallah. Onu da çok şükür yaptık diyorum. Ya daha ne isterim iki etti. Mandıra filozofu çektik. O zaten bambaşka böyle bir şey. Olay. Daha ne isteyim? 80'ler dizisi. Daha ne isteyim? Yaşamak güzel şeyi çektik. Daha ne isteyim? Ya ben çok mutlu mesudum. Bunu söyleyince bazıları aman ağzından yel alsın diyor ama arkadaşlar ben çok huzurluyum yaptığım işlerden dolayı. İşte yani hayatın bir gerçeği, hayat varsa ölüm de var. Bir gün ölürsem abi hiç belli olmaz. Şu an kalp krizi geçirebilirim. Allah korusun. Yok ama işte bunu kabul edelim. Hayat, niye gerçeği. Bu kadar panikliyoruz? Evet. Yani hayat varsa ölüm var. Ölüm olduğu için hayat var. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Çok gönlü rahat öleceğim. Kimse üzülmesin benim arkamdan. Bunu da böyle kabul edelim gerçekten. Peki Mühit Bey şimdi... Biraz uzatıyor muyum? Yok estağfurullah. Vallahi. Canım. Biz kırparsınız mesela. Biz sizi dinlemek için zaten konuk ediyoruz. Tabii böyle keşkeler var. O zaman keşke pek yok hayatınızda var mı? Belki de vardır ama bilmiyorum. Ya hani bir şeyler hiç keşkem insan. Olmadı falan böyle bazı diyen öyle değil ama yani. Ya şu an aklıma gelmiyor. Belki de beynin güzel tarafı onları belki siliyor. Siliyor. Çünkü ben şöyle bir şey, yine Atıf Yılmaz'ı çok severim. Bizim sinemamızın doğayan isimlerinden birisi. Evet. Onun bir lafı vardı. Ya lafı değil daha doğrusu. Kitabında okudum ama söyleşi miydi? Kendi bizzat yazdığımı. Çünkü bütün kitaplarını okudum hakkında çıkan. O bir yerde diyor ki,
Türk sinemasının en iyi filmlerini ben çektim diyor bir özgüven. Ama diyor en kötü filmlerini de ben çektim. Ama diyor unutmayın diyor. Kötüler unutuluyor, geriye iyiler kalıyor diyor. O yüzden diyor üretmekten korkmayın. Bu benim pek çok tereddütümü aşmama yol açan bir söz oldu. İyi, o yüzden de tekrar ediyorum. Gerçekten diyor ki açık yürekle diyor ki en iyilerini ben çektim. Vay diyorsun ya ne kendini beğenmiş. Hayır diyor en kötülerini de ben çektim. Ama kötüler unutuluyor, geriye iyiler kalıyor diyor. O yüzden belki benim de mutlaka var. Keşkelerim vardır, kötülerim vardır. Ama çok şükür onları toplamıyor, unutuyor. Biz de unutuyoruz. Geriye iyiler kalıyor. Denemekten korkmayalım. Müfit Bey, şimdi o mandıra filozofu böyle çok kısa bir bence başlık açalım. Mesela sokakta vardır ya böyle dizide olan bir karakteri artık insanlar onunla tanır. Evet. Biz de biliyorsunuz dizide vefat eden oyuncunun işte cenazesi falan kılındı falan öyle şeyler oluyor yani. Size de mesela Mandıra filozofu geliyor falan. Diyor tabii. Ha, hep mi? Zaten daha çok. Hatta böyle şeye şaşırıyorum. İsimimle bilince Müfit Bey falan Allah Allah. Sizi o sananda vardır değil mi? Çok, hani mesela aa, bu yani her çok şeye var. Ben ona karşıyım falan diyeceğinizi tabii, bekliyorlar tabii, herhalde tabii, insanlar. Tabii şey var bir tane mesela Mandıra filozofu diyorlar alıştık. Mesela şunu da sık diyorum. Aa siz şey dedin mi? Manda filozofu. Manda filozofu diyen de var. Ama şu, o filmin çok güzel bir değeri de var, evet, bir mesajı da var. Şöyle bir şey var, etkilenenler çok. Duyuyorum, şehri terk ediyorlar, köye yerleşiyor, çiftliğe yerleşiyor filan. Büyük bölümü de başarıyor, ona da şaşırıyorum. Diyorum ki bana sorduklarına diyorum ki sen evinde saksıda herhangi bir çiçek yetiştirdin mi? Yok, o zaman gitme kardeşim köyde filan. Yok diyor abi gideceğim. Buna rağmen gidip de başaran çok. Dönen çok az duydum çoğunlukla. Ama şöyle etkilenenler de var. Gittim bir gün kahvaltı yapacağım dışarıda bir kafede. Böyle kızımla gittik. Telefon çaldı cebimdeydi. Çıkardım telefonu tam bakacağım. Böyle şırak diye yan masadan bir tokat yedim. Telefon yere masaya düştü. Dedim, ne oluyor diye baktım dip dibiydi yanımda. Bir tane adam vurmuş ve çok sinirli bir şekilde bana bakıyor. Ben de ona baktım hani ne oluyor falan diye. Dedi ki ben dedi senin dedi filmini seyrettim. Telefon kullanmayı bıraktım dedi. Sen utanmıyor musun telefon kullanmaya dedi. Baya ciddi ciddi. Abi hiç beklemediğim bir şey ve utandım gerçekten. Telefon burada çalıyor. Utancımdan bakamıyorum yani. Adam gidene kadar telefona bir daha dokunmadım. Evet etkilenip benim hakikaten birebir filmdeki adam olduğumu düşünenler var. Ama değilim yani. Öldüğü itibariyle. Ama değilim. Gerçekten değilim. Hayır keşke olsam onu da diyorlar. Yani kolay mı kardeşim? Yokova Körfezi'nde deniz kenarında bir kulübe sahibi olmak. Yani o da bu değil. Sistemde para istiyor yani. Ama bu bir taraftan da bence sizin başarınız yani. O kadar inandırıcı bir karakter ortaya çıkmış ki değil mi? O doğallığı verebilmişsiniz. Yani ona ne diyeyim evet diye övüneyim. Estağfurullah. Rasim Öztekin de analım burada. Abi Rasim abi bir tane bir tane. Var mı güzel anılar? Olmaz mı? Yani şimdi Rasim abicim benim tabii ki 80'lerle ve dizi filmle ilgili tanışıklığımız var sanıyorlar. Rasim Öztekin de Galatasaray Liseli olduğu bilinir ama bizim İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu İletişim Fakültesi mezunudur. Öyle mi? Tabii. Aha. Üniversite hayatı aynı okuldanız. Ta tanışıklığımız oradan başlıyor. Orada ben tanıyordum. O beni tanımıyordu. O ünlüydü ve abimizdi okuldan da. 93 senesinde başladı ve her zaman bir abi gibi, bir baba gibi bana her zaman korudu, kolladı. Hatta Mandıra Filozofu'nda oynamayı da benim için kabul etti. Yoksa benim ilk yönetmenlik deneyimim, ilk başrolüm. Rasim abi büyük bir isim. Evet. Onun için risk. Sağ olsun beni desteklemek için ve 93 yılından beri beni her konuda 80'lerde de ilk o da ilk büyük, daha önce yönetmenliğim vardı ama ilk büyük projemdi. Orada da onun varlığı, başrol olması beni çok destekledi. Ben yani Rasim Öztekin'i kaybetmekle sadece yani bir oyuncu, bir rol arkadaşı değil, bir abiyi, bir ustayı, bir öğretmeni, bir babayı da kaybettim. Benim için çok ama bir taraftan da
Hakikaten Yunus Emre'nin dediği gibi ölürse ten ölür, canlar ölesi değil diyor. Rasim abinin hani ilk haberi geldiğinde çok etkilendim. Bir taraftan da şu an inanmıyorum ki bakın ne kadar rahat konuşuyor. Hani ölmüş gibi hissetmiyorum. Özleyince ne yaptım biliyor musunuz? Kanal D'de yayınlanmış Boş Gezen ve Kalfası vardı. Ferhan Usta ile beraber. Açtım. Onu tekrar seyrettim o zaman. Ya hiç ölmemiş gibi hissediyorsun. Yani tabii ki ölümde dediğim gibi hayatın bir gerçeği kabullenmek lazım. Ama sanatçıların Rasim Öztekin gibi, Ferhan Şensoy gibi ustaların da böyle eserleri bir avantajı kalıyor. Var. Eserler kalıyor. Biz onlarla hasret giderebiliyoruz hiç ölmemiş ya gibi. Hala Kemal Sunal filmleri yayınlandığında reytinglerde ilk 3'e ilk 5'e giriyor. Tabii onu da seyredince hasret gideriyoruz. Tabii ki öldü, kabullendik, kabullenmek zorundayız. Ama özlediğim zaman ben açıyorum, bizim filme bakıyorum, eski dizilerine bakıyorum, seyrediyorum. Mühit Bey, işte Hayata Değer Katanlar programımızın ismi. Sizi de sanata değer katan biri olarak ağırlıyoruz. Sizin hayatınıza tabii çok önemli isimler, hep andık aslında konuşurken ama ya benim hayatıma en çok değer katan bu isimdi. Bu isimden çok ilham aldım, beni çok besledi, benim idolüm vesaire dediğiniz kimse var ya da birileri işte, tek kişi de olmayabilir. Saydık tabii ki. Yani Levent Kırca, işte Rasim Öztekin, İsmail Işılsoy Kartal Sanat İşliği'nde. Ferhan Şensoy'la tanışıklığımız oldu ama maalesef hiç çalışamadık. Hep bu ustalar ya da daha işte Kemal Sunal çocukken, işte ne bileyim Orhan Kemal, hiç tabii yazar ki tanımadım ama. Ben doğmadan önce. Yok, ben doğduktan sonra vefat etti ama... Onun kitapları, ya sanat çok güzel bir şey. Hepimiz ilham veriyor. Başkalarının hayatını da yaşıyorsun. Bilmediğin hayatları yaşıyorsun. Yani bizim tek hayatımız var. Bunu çoğaltmanın tek yolu sanat. Evet. Romanlar, filmler. O yüzden sayamayacağım kadar çok bir kısmını saydım. Unuttuklarım varsa kusura bakmasınlar. Çok ilham aldığınız kişiler var. Mühit Bey, şimdi tabii sanat dedik. Şimdi dijitalleşen, teknolojinin hayatımıza girdiği yer ne kadar... Telefonu bir tarafa bırakmaya çalışsak da geçen gün okudum dünyada en fazla akıllı telefonla zaman geçiren ülke arasında 10. sıradayız Türkiye. Biz çok ilgileniyoruz, teknolojiye meraklıyız. Şimdi dijital sanat da var. Sanat işte NFT'ler, dijital sanat, karikatürler, işte bir tane karikatüre müthiş paralar ödeniyor vesaire. Dijital sanat tarafıyla ilginiz var mı? Nasıl şimdi NFT'ye gelmeden önce... Mesela telefon dedim, ben telefona karşıyım falan dedim ama şimdi sanatın zaman zaman mecrası değişiyor. Zaman zaman sanat üretim araçları değişiyor. Sanat kalıyor. Şimdi cep telefonuna karşıyım desem de Mandıra Firdofu'nda bu pandemi döneminde self servis dediğim bir film çektik. Cep telefonuyla. DSLR makinayla çeken de oldu ama... Herkes kendi sahnesini kendi çekti. Maskelerde Düşer diye bir film. Ne oldu çektik diye. Bunu YouTube'da yayınladık. Ve YouTube, onun partner şirketleri var biliyorsunuz. Seninde bir toplantı yapıyor. Bütün dünyadaki şirket. YouTube tarihinde ilk defa Türkiye'den bir projeyi bütün ülkelere örnek gösterdi. Bizim filmimiz pandemi döneminde. O sıkıntılar içinde çektiğimiz Maskelerde Düşer'i. Bütün dünyaya örnek gösterdi. Bunu tabii ki gazeteler şunlar buna yazar yazmaz. O ayrı, burada söylüyorum. Böyle bir şey yaşadık. İki, daha 3 gün önce yine Marmara Üniversitesi'nden sinema bölümünden aradılar. Bir tez bu konuyla ilgili. Yine o teze bizim bu telefonla konu çektiğimiz filmi konu edecekler. Ön görüşmeyi yaptık. Böyle ve şudur, biz yine ülkemizde beklediğim ilgiyi göremedim, özellikle maddi karşılığı. Aynı şaşırdım, Dubai Hava Yolları aldı. Katar Hava Yolları aldı, Dubai Hava Yolları şimdi. Tabii, cep telefonuyla çektiğimiz filmi. Böyle bir şey, dijitalleşmeyle de ilgili. Böyle bir deneyim yaşadık. Farklı platformlar zaten. Yani online platformlar artık diziler, filmler biraz daha o tarafa doğru yönelmiş gibi görünüyor değil mi? Evet. O NFT konusunu da tabii onlar biraz şu an ressamlar, karikatüristler falan, fotoğrafçılar o alana yöneldi. Tweetlerin bile NFT'si çıkıp satılabiliyormuş.
Şu an böyle gözleme aşamasındayım. Biraz daha uzaktan bakmak. Bize uyar mı, uymaz mı? Yani bakacağız. Bakacağız. Bu artık ben ünlüyüm, beni artık sokakta tanıyorlar falan gibi bir hava ne zaman oluştu? İşte aha şimdi, gördün mü falan böyle vardı ya, dokunursun ünlü görünce. Şöyle, ben yine bir hafta önce mi ne ciddi bir kuruluş bütün internet araştırmaları yapıyor. Hı. İşte en popüler şeyleri seçiyor. Şunu, bunu, en popüler şu, en popüler. En popüler yönetmenler arasında üçüncüymüşüm. Harika. Liste 5 kişilik. Ben de onu paylaşırken dedim ki ben niye hissetmiyorum? Ya popülerim hani Twitter'lı şudur budur bir takım şeyleri var. Bilimsel kategori bir araştırma var. Yani sallama ya da anket değil. Bir takım parametrelerle. Evet, parametrelerle ölçüyorlar. Ama tıpkı galiba şey gibi ün meselesi de hava sıcaklığı hani veriliyor. Diyor ki 20 derece hissedilen 18 diyor ya. Evet. Bu popülerlik ün meselesi de galiba. Bir gerçek ün ve şey var. Ne derler? Gerçek ün var. Bir de hissedilebilir. Ben çok popülermişim. Araştırma ama hiç hissetmiyorum yani. Hissetmiyorum ya ben. Bir de ya nasıl davranacağımı da bilmiyorum. Bazen mesela tanışıyor, fotoğraf çekiyoruz falan. Abi diyor fotoğraf çektirebilir miyiz? Çektirebiliriz falan. Çektiriyoruz. Diyor ki abi amma mütevazısın. Lan ben mütevazı olmak için ne yaptım şimdi yani? Abi ben bunu anlayamıyorum. Fotoğraf çektirelim dedim. Fotoğraf çektirdik. Ben bazı şeyleri içimden geldiği gibi yaşamaya devam ediyorum. Tabii ki nereden hissediyorsunuz? Sana bakan her yüz gülüyor bir kere. O çok önemli. Ve beyin de böyle bir şey biliyorsunuz. Gülen bir yüzü görünce de mutlu olmaya başlıyor. Hemen mutluluk hormonları salgılıyor. Yani beni sevenler beni mutlu ediyor sağ olsunlar. O güler yüzleri görmeye başlayınca fotoğraf çektirebilir miyiz? Vesaire onları duydukça hissettik. Diyorlar ki şey kokpite çağrılınca ünlü olurmuş insan. O mudur böyle vapurda, önemli simge? Ya abilerden onu duymuştuk. Mesela Rasim abi öyle derdi. Kokpite çağrılıyorsan uçağa bindiğinde ünlü tamam. olmuşsundur. Oysa öyle için çok şükür kokpite de çağırıyor ama ben sıkılıyorum öyle şeylerden. Kaptan Köşkü'ne de çağrıldık vapurda. Öyle yani. Peki şimdi biraz böyle geleceğe bakalım isterseniz. Önümüzdeki dönemde yeni projeler var mı? Biraz da sanat nereye doğru gidecek? Hütçan Saçıntı'nın sanat hayatında böyle yapmak istediği yeni projem şu. Ya Barış tamam çok güzel işte geçmişte güzel işler dedik ya onları bıraktık ama hala aklında şu var. Şunu yapmak istiyorum. Bir hedef, bir proje. Mutlaka çünkü boş durmazsınız siz eminim. Evet. Şimdi sanat nereye gidiyor? İlk kısmını gelin. Şimdi şöyle bir şey. İlk sanatın çıktığı günlere döndük. Sanatın çıktığı günlerde sanatçı diye özel kategori yok. Herkeste bir fırsat eşitliği var. Nedir o? Hani tez tabii ki biraz da desteklenmiş. Bir takım verilerle, kanıtlarla desteklenmiş bir teori. İşte ilkel atalarımız avdan geliyorlar. Erkekler ava gidiyor. Kadınlar bitkiler topluyorlar. Kabile halinde yaşıyorlar. Ateş yakılıyor. O av hayvanı pişiriliyor, toplanan otlar yeniliyor. Efendim, karınlar doymuş. Gecenin serinliğini ateş önlüyor. Sıcak bir barınma halindesin. Ateşin varlığı vahşi hayvan tehlikesini uzaklaştırmış. Ne kalıyor? Birbirine bakıyorsun. Bugün nasıl işten gelince, günün nasıl geçti hayatım? Değil mi? Böyle bir soru var hepimizde. Ona böyle herkes birbirine bakıyor. Düşünün daha söz yok. Konuşma icat edilmemiş. Ama günün nasıl geçti hayatım sorusu var. Gözlerle kabile birbirine bakıyor. Ve avı anlatmak durumundalar. Nasıl anlatıyorlar? Biri çıkıyor av hayvanı oluyor geyik ya da neyse. Öbürü diyor ki işte bana geldik falan danslarla sözü. Ritim, dans, tiyatro falan. Şimdi çizim daha sonra. Buradan başlıyor bir ihtiyaç olarak. Yani temel ihtiyaçlarımızı giderdik. Günün nasıl geçti hayatım? Hayatın yorumlanması, hayatın aktarılması, hayatın estetik bir şekilde aktarılması. Bakın temel ihtiyaç konuşmadan önce diyor ki önce söz vardı. Edebiyatçıların çok sevdiği. Önce söz vardı. Hatta bir kutsal kitapta da vardır. Hayır.
Önce sanat. Önce sanat vardı sözden önce. Ritim vardı, dans vardı, tiyatro vardı. Anladın mı? Şimdi böyle başlıyor. Şimdi burada nasıl? Çıkıyor ateşin etrafında kabileler. Genelde 22'yi çok geçmezmiş ideal sayı. Artınca bölünüyorlar başka kabile. Çıkıyor, herkes bunu anlatabilir. Herkes sanat yapabilir. Şimdi bunu niye anlattım? Ben şimdi internetin varlığını o yakılan ateşe benziyorum. O ateşin etrafındayız hepimiz. Hepimizin sırayla çıkıp günün nasıl geçti hayatım sorusunu sanatsal bir şekilde anlatma imkanımız, fırsatımız var. Şu an o döneme döndük, bir fırsat eşitliği, bir adalet. Varsa kardeşim bir hünerin, varsa anlatacak lafın, internet denen ateşin etrafına çıkarsın. Ben sanatçıyım, sen değilsin falan yok. Çık kardeşim anlat. Biz karar verelim. Sen mi sanatçısın? Kasap Mehmet Efendi'nin TikTok'ta çektiği performans mı bir sanat eseri? Ona biz karar verelim. Böyle bir şey yaşıyoruz. Yani ben kötümser değilim. Peki. Bana bunu çok eleştirecekler, çıkacaktır. Çıksın. Kötümser değilim. Ben de dediğim gibi şu ana kadar yaptıklarımdan memnunum. Vaktim kalırsa, imkanım olursa, canım isterse birkaç film daha çekmek, birkaç üretim yapmak istiyorum. Gençlere, buradan bizi izleyenlere tavsiyeleri var mı Üfütcan Saşıntı'nın? Bu soru biraz garipsiyor musun abi? Var bir süredir, çünkü yaşandığımı ilk fark ettiğim anlardan bir tanesi bu soruyla ilgili. Evet. İnsan ne zaman yaşanmaya başlıyor? Gençlere tavsiye vermeye başladığı zaman. Evet. Bir de bir süredir hissediyoruz. Evet. Çünkü bir süredir tavsiye veriyoruz. Ama yanımızda da götürmeyeceğiz tecrübelerimizi. Bu hayatı niye yaşadık? Birinin lafı vardı, diyor ki yani akıllı insan sadece kendi tecrübelerinden değil, başkalarının hatasından tecrübe çıkartan insandır diye. O yüzden akıllı gençlere biz de kendi hatalarımızdan çıkarttığımız tavsiyeleri verelim. Zaten ilk tavsiyem de bu. Şunu gözlemliyorum. Bazı gençler hata yapacağım diye harekete geçmiyor. Duruyor, belki bilgili, birikimli, kültürlü. Hadi bir şey üret artık. Bir icraat yap. Yok. Niye? Abi ya hata yapar. Ya diyorum kardeşim yap. Yap ya. Niye korkuyorsun? Niye? Çünkü abi 20 yaşındasın, 25 yaşındasın. Bir hata mı yapacaksın? Yapabilirsin. Düzeltmek için zamanın da var, enerjin de var. Sen gençsin. Niye korkuyorsun? Ama hata yapmaktan diyorum, bırak ben korkayım. Niye? Gelmişim 53 yaşına. Bir hata yaparsam düzeltmeye zamanım olacak mı? Zamanım olsa enerjim olacak mı? Bırak ben korkayım. Ulan ben korkmuyorum. Sen niye korkuyorsun? Yap hatayı. Boş oturmaktansa. Yap hata, düzeltirsin. Ne olacak yani? En büyük tavsiye evet, bu arada. Bence o. Bunu çok görüyorum çünkü. Bir bu. İki, abi bu hayatta diyor dayın olacak. Benim dayım olur musun? Abi işte diyor ki bu elimden biri tutmadan bu hayatta bir şey olmuyor diyor. Diyor ki kardeşim, ya benim elimden de sen tut diyor. Diyorum kardeşim, yani ben senin elinde tutayım da öbür elinde ne var? Senin öbür elinde bir şey yoksa, bir yetenek, bilgi, birikim, eğitim, bir şey yoksa, ben yani öbür elinden tutmuşum, ne olur salak salak el ele gezeriz yani. Hiçbir adam olmaz. Bu. Yani ama en önemli şey hata yapmaktan korkmasa, hayati bir şey değilse tabii ki. Hani hayati risklere girmesinler. Ne olacak ki, hata yap düzeltirsin yani, onu diyorum. Bir de özellikle sanat alanında cesaret lazım. Şimdi hata yapmak için ne cesaret lazım? Rezil olmayı göze alma cesareti olması lazım. Rezil olmayı göze alamayan sanat alanında hiçbir şey yapamaz. Ya da eleştirmeyi göze alamayan mı? Ya onu da göze alacak. Onu da göze alacak. Ama asıl rezil olmayı. Çünkü sanatın tanımı gereği biricik olması lazım, özgün olması lazım. Aykırı daha verden. Önce yapılmamış olan şey. Daha önce yapılmayan şeyler de tabii ki ilk başta yine Gandhi'nin lafı gibi önce görmezden gelirler yeni bir şey yaptığın zaman. Sonra gülerler, dalga geçerler. Sonra itiraz ederler. Sonra seninle kavga edip seni yok etmeye çalışırlar. Sonra
diyor Gandhi, sen kazanırsın. Önce onlar, sen yeni bir şey yapıyorsan birileri seninle dalga geçecek. Ama sen ısrar edeceksin, ısrar edeceksin, ısrar edeceksin. Peki. Sonunda sen kazanacaksın. Şimdi ilk izlediğiniz sinema filmi, ilk tiyatro filmi sizi ya da ilk dönemlerde çok etkileyen var mı? İlk sinema filmi Kucak Çocuğu'ydum. Nasıl hatırlıyorsun diyorlar. Hatırlıyorum. Keloğlan'dı. Kucaktaydım. 2 yaşım falandım. Rüştü Asyalı geliyor. Rüştü Asyalı. Orada sinemaya götürdü. Dayımın kucağında birdenbire böyle bebek beyninle dev perdede dev bir kelle görünce, üstelik de kel, korktum ve ağlamaya başladım. O kadar ağladım ki beni çıkartmak zorunda kaldılar. Sonra hani beni susturmak için yere düşersin, yeri döverler ya filan. Sonra afişe götürdüler. Bu mu ağlattı seni diye. Dayım Keloğlan'ı dövdü işte Asyalı'yı. Orada teneke yapıştırmışlardı. Vurdukta tank 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 ses geliyordu. Ondan sonra ben de bebek beynimle olan nasıl diyeyim, adamın kafaya vuruyorlar, teneke sesi çıkıyor diye. O yüzden hani hatırlıyorum diyorum. Birisi bana anlatsa bu detayları anlatmaz hani. Tenekeye yapıştırmışlardı. Vurdukça teneke sesi geliyordu falan diye. İlk Keloğlan. Sonra yine hatırladığım şey vardı. Filmlerin öncesinde, o zaman televizyon olmadığı için, aktüel denen bir takım haber parçaları vardı. Filmden önce, konulu filmden önce dünyadan, Türkiye'den film parçaları. İlk gördüğüm ve hayret ettiğim 71-72 olsa, 73 olsa, insanlık daha yeni aya çıkmıştı. Onun aktüelleri yayınlanıyordu. Ben işte o Apollo'yu gördüm. Arkasından ateş fışkırıyor, göğe çıkıyor filan. Bir de odur sinemada seyrettim. Tiyatro, en etkilendiğimi söyleyeyim. Burada Ankara Sanat Tiyatrosu turneye gelmişti. Üniversitedeydim. Vasıf Öngören'in Zengin Mutfağı. Şimdi de Şener Şen oynuyor. Evet. O zaman Cezmi Baskın oynuyordu. Çok çok bir başyapıttır. Şimdi gidenler tabii ki Şener Şen şahane oynuyor ama o tekst bir başyapıttır. Ama o dönemi bilmek lazım. Vasıf Öngören'i bilmek lazım. En etkilendiğim ilk filmde tiyatroda oydu. Peki. Son sorularımız var. O mu, o mu, bu mu, o mu, o mu şu mu tamam falan diye böyle sorular. Tabii 80'ler çok önemli. Sizin de katkılarınızla izliyoruz. 80'ler mi, 90'lar mı desem ne dersin? Ben 70'ler derim aslında. Evet. 70'leri farklı nedenlerle daha seviyorum ama 80'ler mi 90'lar mı deyince 80'ler derim. Yazarlık mı yönetmenlik mi? Yazarlık güzel bir şey ama ömür törpüsü. Yönetmenlik daha tatmin edici. Yönetmenlik. Belki bir de oyunculuk mu diye eklesem ona. Oyunculuk en keyiflisi. Ay. En rahat kısmı. Çünkü hiç iddiam yok. İddia olmayınca üzerimde baskı hissetmiyorum. Bir çocuğun evcilik oynamasından zevk alır gibi zevk alıyorum. Aslında bu kamera önü mü, kamera arkası mı sorusuna da yanıt oldu. Evet. Değil mi? Ama şöyle, kendi yönetmenliğimde oynamayı daha çok seviyorum. Karışan yok, öyle oynama böyle diyen yok. Ben tam böyle bir çocuğun oyun oynarken aldığı zevki alıyorum. Kendi yönetmeni olduğum işlerde. Peki, şimdi aranan adam mı? Şimdi bazı kuşak belki şu gün, bizim Z kuşağı pek bilmeyebilir. Evet. Mandıra filozofu mu desem? Şeye göre değişir. Aranan adam bence kıymeti bilinmemiş, dünya çapında bir yeni fikirler üreten bir şeydi. Mandıra filozofu da artık bu 40'lı yaşlarımın olgunluğuyla oturulmuş. Bence yani çok da özgün değil. Ama yine beni çok geniş kitlelere tanıttığı için tabii ki çok ayrı bir yeri var ama aranan adam daha iyi bir projeydi. Peki. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Müfit Can Saçıntı bu bölümde bizlerleydi. Hayata Değer Katanlar programı Yatırı Finansman YouTube kanalında bir sonraki bölümde buluşmak üzere.